Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimizin 79. dersini gerçekleştireceğiz. Bu dersimizde önemli olduğunu düşündüğüm pratik bir komut, tablo kopyalama işlemini anlatmak istiyorum sizlere. Şöyle ki yeni bir sorgu ekranı açalım. Bunlar içerisinde mesela şu dil tablosunu, language tablosunu select yıldız from language dedim. F5'e bastım. Bu şekilde language tablom geldi. Bunda herhangi bir sorun yok. Daha sonra açtığım bu tabloyu şuradan Comment seçeneği içerisine aldım. Tablo kopyalama işlemi için ilk önce bana yeni bir tablo gerekiyor. Create Table Tablomuzun ismi New Altre Table olsun. Yeni bir tablo oluşturacağım. As Table Existing Table olacak burada. Existing Table kısmı da parametre olarak kopyalanacağı tablo değeri. Hangi tablodan ben değer almak istiyorum? Language tablosuna. Böylece Language tablosundaki değerler verileriyle beraber New Table isimdeki tablonun içerisine aktarılacak. Geldim çalıştırdım. Bakın bu şekilde ee, query başarılı bir şekilde döndü diyor. Table'a sağ tuşa tıkladım. Refresh dedim. Burada arkadaşlar New Alt Table isimli bir tablo artık yer alıyor. Geldim burayı açıklama satır haline getirdim. Bakalım verilerimiz gelmiş mi? SELECT yıldız from new alter table dedim. Çalıştırdım, sordu Bu şekilde verilerim gelmiş oldu. Peki ben sadece tablonun design kısmını almak istiyorum. Burada verileri almak istemiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? O zaman da CREATE TABLE new alter table 2 olsun. AS TABLE language'dan alacağız. Tamam, buraya kadar bir problem yok. Sonuna WITH NO DATA ifadesini ekleyeceğim. With the no data olduğu zaman ilgili tablonun verileri gelmeyecek. Şöyle çalıştırdım. Başarılı bir şekilde çalıştı dedi. Geldim buraya açıklama satırı yaptım. Şuraya geldim. Kopyaladım. New table 2 dedim. Çalıştırdım. Bakın bu kez burada ilgili tablonun sütunları geldi ama verileri gelmedi. Tablo sayım 17 oldu. Beraber görelim şöyle. Bakın burada kalım kısmında ilgili değerler var. Ama bu değerlerin içerisinde yani sütunların içerisinde verilerimiz yok. Tamam mı? Tablo kopyalama işimi PostgreSQL serimizde sorgular üzerinde bu şekilde olacak. Devam edeceğiz. Bir 20 ders falan daha yapacağız bu PostgreSQL serisinin içerisinde. Yüzde tamamlayacağım ben bunu. Sonra 100. dersten sonra PostgreSQL ile yeni bir seriye başlayacağım. Bu seri arkadaşlar MVC ile web geliştirme e, projesi yapacağız. 50 ders bir seri olacak. Bu 50 derslik MVC web geliştirme projesinin veri tabanı kısmında PostgreSQL kullanacağız ve projemiz bittiği zaman da projeyi canlıya taşıyacağız. Nasıl olduğunu ilerleyen haftalarda inşallah size anlatıyor olacağım. Bir sonraki derste 80. derste görüşmek dileğiyle.